Neyi okuyacaksınız? Yani vakit kaybetmemek, boş şeylerle uğraşmamak, ziyanda olmamak için neleri okuyacağınızı bilmek de çok büyük herhalde. Kim insan o, ben de diyor çok okuyorum. Mesela okurken düşünmüyor. Olduğu gibi okumayı ya da okuduklarını ne söylüyorsa olduğu gibi kabul etmeyi okumak zannediyor. Ezberlemeyi okumak zannediyor. Mesela Nurcular da okuyor. İşte toplanıyorlar bir evde, haftada bir medrese diyorlar ya. Efendim, birisi açıyor bir Said-i Nursi'nin bir kitabını, bilmem ne, Risalesi. Onun ne Türkçe, ne Arapça, ne Osmanlıca, ne Kürtçe, hiçbir şeyce olmuyor. Yalnız Said-i Nursi'ci olan yani. Hakikaten öyle. Dil bakımından, dilden anlayanlar, yani onun kitaplarını okursa, bu kitap Türkçe, bu kitap Kürtçe, ya Aramca demesi mümkün değil. Bakarsınız kimi yerde yani %100 böyle kosturaklı Osmanlıca kelimeler kullanır. Kimi yerde hiç Osmanlıca ile alakası olmayan şeyler kullanır. Böyle yani dili de iyi bilen birisi değil. Yani hakim birisi değil. Kendisini okuyup kendisini yazdığı bir şey almış. Okur birisi, başkaları da böyle işte kafası önüne düşerek, bilmem ne yaparak dinlemiş olurlar. Çay içerler filan, işte iki saat sonra da kalkar giderler. Ne anladınız hiç? Ben Said-i Nursi'nin yanında büyümüş. Peygamber'e nispetle Enes İbni Malik neyse, Said-i Nursi'nin Enes İbni Malik'i durumunda olan Said Özdemir diye birisiyle 1967'de Ankara cezaevinde bir koğuşta kaldım 6-7 saat. Ya 5-6 ay. Ondan sonra konuşuyorduk ve ben ona işte Nurculuğun esaslarının bozukluğundan, sadece Nursi'nin zihninde bir insicamın olmadığından, kitaplarındaki Kur'an'la karşılaştırıldığında esas yanlışlardan örnekler veriyordum. Bunları yaparken de şurada yaptığım gibi ya bir kitaptan okumuyordum. Dünden beri kaç saattir konuşuyorum, dikkat ederseniz hazmetmişim. Yani kafamda defaatle dinlemişim, anlatmışım, demişim. Ve irticayla anlatıyorum. Yani yazılı bir metin okumuyorum size. Onu da öyle anlatıyorum. O, benim bu işlerle uğraşmaya başladığımdan itibaren işte 7-10 sene olmuş. O ise benden 5-6 yaş daha büyük ve çocuk yaşta Said-i Nursi'nin yanına verilmiş. Yani onun hizmetine ki işte onun sahabesi olsun. Yani İslam öğrensin, İslam'a hizmet etsin. Yani halk İslam'ı seviyor da ne olduğunu bilmiyor. Bilmeyince de neyi seviyorsun sen, o karışıyor. İnanın iki cümle söyleyemiyor. Dur diyordu, bir dakika. Gidiyordu yatağının üstünden Said-i Nursi'nin kitabını getiriyor, sayfasını arayıp buluyor. Onun dili aynen okuyor. Yahu ben bunca yıl bu adamın yanında çalıştım. Sen bana iki cümle söyleyemeyeceksen, bunun için bile elinde kitap olması gerekecekse, o zaman sen ne yaptın Allah aşkına? Onca yılı nasıl geçirdin? Hava ile geçirmişsin, civa ile geçirmişsin. Yani anlamamışsın hiçbir şey. Değil mi? Yani illa kitaptan, ben sana kitaptan okudamıyorum ki yani. Motamot kitapta ne yazıyor? Getir bakalım. Desen o zaman tamam, kitaba başvurur. İnsan hafızası bir kelime bir şey tazalaştırır, bir şey eder filan. Ama öyle bir şey istemiyorum ki senden. Yani benim şimdi sana anlatmaya çalıştığım gibi anlat. Sonuçta eğer bir hususta iddialaşırsak öyleydi, değildi filan gibi, o zaman açalım, öyle mi, değildi. Kitapta ne yazıyorsa sen de ona teslim ol, ben de ona teslim ol. Yani demek ki böyle yazıyormuş değil. Yok, iki cümle anlatamıyor. Böyle olur mu? Yani bunun adı okuma mıdır? Ömrünü de Risale-i Nur okumakla geçirmiş. İleri gelenlerinden birisi. Nasıl taraftarlık bu? Böyle taraftarlık olur mu? Yani peygamberin taraftarlarının getirdiği dinin mensupları böyle miydiler? Asla. Kafaları çalışıyor.